Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper montaja hepiniz hoş geldiniz. Öyle mi dilerim, bomba gibi yepyeni bir videoda sizlerleyim arkadaşlar. Öncelikle şimdiden hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun gençler. Belki yarın izleyemeyenler falan olur, tatilde veya köyünde falan olanlar olur. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Ve bayramda da arkadaşlar tüm hafta boyu yine 2 video sabah 6 akşam 5 gümbür gümbür gelecek. Merak etmeyin, güzel bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın ve yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Bir 15-20 bin like'ı geçelim kardeşlerim. Bugün sizlerle arkadaşlar birbirinin ikizi, birbirine çok benzer, yani bir futbolcuya benzeyen gençleri izleyeceğiz. Futbolcuların eski ve yeni evlerini izleyeceğiz. Futbolcuların babaları veya oğullarını falan izleyeceğiz. Yani çok güzel bir montaj olacak. Haydi bakalım, gümbür gümbür başlayalım dedim. Oha! hemen zirveyle başladım. Adam nasıl benziyor Messi'ye? Arkadaşlar inanılmaz benziyordu. Alaba. Tyler the Creator. Bu da oyuncuya benzetmişler ama ben çok benzetemedim. Siz yorumlara yazın, en çok hangisi hoşunuza gitti? Messi çok güzeldi. Oo, bu da çok benziyor. Osvaldo'yla Johnny Depp. Harbiden de çok benziyorlar. Bir saçlardan kaybediyor. Jack Godakre, Zlatan İbrahimovic. Tamam, bu çok benzemiyor. Ben arkadaşlar tipi falan tipi benzemiyor ama sakal, saç, boy, poz benziyor İbrahimovic'e. Oha! Bakın bu acayip benziyor. Vardy, L. Kapman. İnanılmaz benziyorlar. Evet. Diego Costa'nın şapkalı hali. Bu da çok benziyor adam. Jose Oquendo. Diego Costa'ya inanılmaz benziyor. Oha! Arkadaşlar bu bizim Adanalı Ronaldo'dan da fazla benziyor Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo'nun aynısı. Evet, Enzo Ferrari, Mesut Özil. Bu resmi zaten her yerde görüyoruz. Bu da inanılmaz benziyor Özil'e. Adam efsane benziyor Mesut Özil'e. Bunu da zaten görmüştük her yerde. Arkadaşlar şuna bakın. Muhammed Salah'ın ikizi. Yani Salah'ın yerine bu adam çıksa sahaya inanırız resmen ya. O kadar benziyor. Charles LaBeouf yine bir oyuncuyla, sinemacıyla benzeme. Bu da hafif benziyor. Hafif ama çok değil. Bakıyoruz Joe Hart. Oo, bu güzel benziyor. Sakal bıraksa Hart soldaki adama benzeyecek. Yakışmış sakal. Guedo ile Luka Modric. Çok benzetemedim. Saç maç olarak benziyor ama yüzü hiç benzemiyor. Oha! Bale'in gençliği sandım. Arkadaşlar Gareth Bale ile Kenneth McAvoy inanılmaz benziyor. Neymar Junior, Bericotte. Belki çocukluğuna benziyordur ama şimdiki haline çok da benzemiyor. Ama arkadaşlar andırıyor Neymar'ı. Evet, Olic. James Bond'u oynayan adam. İnanılmaz benziyor arkadaşlar. Olic o James Bond'u oynayan adama acayip benziyor. Elmale, Ricardo Montalvo. Saçlar var ya, saçları çıkarın aynısı. Şimdi şöyle bir baktım. Jude Law'la Thomas Vermaelen. Evet, hafif benziyorlar. Hafif ama. Ben çok benzemedim. Siz de yorumlara yazın en çok hangisine benzettiniz gençler. Rosicky ile Leto. İşte. O Messi'ninki, Ronaldo'nunki efsaneydi ya. Acayip benziyordu. Franco ile Subotic. Aynen, bunlar da çok benziyor. Saçları aynı olsa aynılar. Neymar, oha, bakın bu efsane benzemiş Neymar'a. Neymar, Nicolau Pamies, acayip benziyorlar. Evet gençler, şimdi şeylere geçtik. Futbolcuların çocukları veya babaları. Ronaldo, Ronaldo Junior. Hafif andırıyor, çocuk büyüdükçe andırmaya başladı Ronaldo. Eskiden hiç benzemiyordu ama vay be. Arkadaşlar Messi'nin babasına bakın. Giulio Musi Messi, vay be. Schmeichel'ın babası, o da kaleciymiş. Peter Schmeichel ve oyunda da efsane kart olarak var. Benziyorlar da. Schmeichel oğlu Schmeichel. Arkadaşlar Kluivert'in oğlu da acayip benziyor. Kluivert de var. FIFA'da efsane olarak. O da efsane benziyor.
Chamberlain'in babası da futbolcuymuş. Vay be. Evet, Thiago ve Rafinha'nın babası Mazinho. Adam gurur duyuyordur çocuklarıyla. Biri Bayern'de oynuyor, biri Barcelona'da oynuyor. Vay yavrum vay. O Sané'nin babası da arkadaşlar futbolcuymuş. Babası bile Almanya'da oynuyormuş. Vay be. Klopp'un babası Jürgen Klopp. Oha! Arkadaşlar Jürgen Klopp antrenör Klopp'un oğlu da futbolcuymuş. Hem de kaleci mi? Yok. Tam çıkamadım. Beckham'ın oğlu Brockley Beckham. Bakalım babası kadar ünlü olabilecek mi? Şu anda hiçbir şeyini duymadık. Vay be, Sergio Busquets'in babası da Barcelona'da oynuyormuş. Babadan oğla bu forma yapmışlar. Carlos Busquets. Vay be. Daley Blind, babası Danny Blind. O da milli takıma kadar oynuyormuş. Arkadaşlar görüyorsunuz, futbol hiç değişmiyor. Yani sizlerin babalarının, benim babamın izlediği adamların çocuklarını şimdi biz izliyoruz. Diego Maradona, Diego Sinagra. Arkadaşlar Maradona'nın oğluna bakın. Van der Sar'ın oğlu da Joe Van der Sar. Babadan oğla kalecilik. Lampard'ın babasına bakın. O da West Ham'da oynuyormuş. Aa, benziyorlar da, acayip benziyorlar. Evet, West Ham'da oynayan Poyet'in babası Gustavo Poyet. O da İngiltere Ligi'nde oynuyormuş. Vay be. Futbolcunun oğlu futbolcu oluyor. Benim oğlum da YouTuber mı olacak, ne yapacak? Arkadaşlar Diego Simeone. Oğlu da Giovanni Simeone. O da futbolcuymuş. Zidane'ın oğlu Luka Zidane da futbolcu. Vay 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 vay. Bakalım babası gibi bir kral olabilecek mi? Lukaku'nun babası Roger Lukaku. O da bir futbolcuymuş gençler. Steve Bruce, Alex Bruce. Arkadaşlar eski adam herhalde çok ünlüydü çünkü Manchester United'da oynuyormuş ama oğlu ünlü bir takımda olmadığı için tanıyamadım. Xabi Alonso'nun babasına bakın. Real Sociedad'da oynuyormuş. Gördüm orada armasını. Miguel Angel Alonso. Şimdi arkadaşlar son olarak futbolcuların eski evleriyle yeni evlerine geliyoruz. Vay be. Tabii gençler, transfer oldukça evleri de değişiyor. Bu zamanki oynadıkları takımda kif evleri. Vay be. Bakın arkadaşlar, Neymar Brezilya'da dandik bir evle nereye geldi? Alexis Sanchez de yine bir köyde yaşayan biriymiş. Şimdiki evi yıkılıyor adamın. Havuzlu mavuzlu Alexis Sanchez. Baba yakışır. Benzema da arkadaşlar yine klasik bir Avrupa evinde oturuyormuş. Şimdiki evi de yine çok uçmamış. Bahçeli mahçeli güzel bir müstakil eve taşınmış. Gerrit Bale, onların durumu herhalde önceden de iyiymiş. Güzel garajlı müstakil bir evleri varmış ama şimdiki evi yıkılıyor tabii. Arkadaşlar Avrupa'da müstakil evler çok var. Böyle Türkiye'deki gibi yüksek binalar yok. İbrahimovic, evet, normal herhalde bir apartmanda yaşıyormuş. Şimdi tabii ki bir villada yaşıyor. Ama bu belki de gençler hangi takımdayken ki evi, onu bilemeyiz. Çünkü Ronaldo'nun evi de değişti şimdi Juventus'a taşının transfer olunca. Messi de bir köyden bir kraliyet evine. Messi'ye de helal olsun baba. Şimdi arkadaşlar Marcus Rashford da arkadaşlar müstakil bir evde oturuyormuş. Şimdiki evi ise müstakil ev değil, villa. Yakışır Rashford. Ve Sterling. Onlar da küçük bir evde oturuyorlarmış gençler. Şimdi ise kendine ait bir villası var kralın. Yakışır. Luis Suarez. Harbiden de bayağı kötü bir yerden yükselmiş arkadaşlar ama şimdiki evini görüyorsunuz. Havuzlu, bahçeli, muhteşem bir villa. Eski evi harbiden de kötüymüş. Carlos Tevez de gençler yine
Görüyorsunuz sıfırdan yükselen bir futbolcu, nereden nereye yükselen bir futbolcu. Helal olsun diyoruz Tevez Reis'e. Evet gençler, çok güzeldi be, çok güzeldi. Ünlü futbolculara benzeyen insanları veya ünlüleri, dizi oyuncularını gördük, efsaneydi. Futbolcuların babalarını gördük. Bakın onlar, babaları bile futbolcuymuş. Yani babadan oğula devam eden bir meslek gibi devam ediyorlar. Futbolcu, futbolcu, futbolcu diye. Ve futbolun ta yüzyıllardır ne kadar da yaygın olduğunu görmüş olduk gençler. Ve son olarak da sıfırdan bir numaralara yükselen evlerden örnek olarak futbolcuları gördük. Güzel bir beğeni patlaması yapmayı unutmayın ümitlerim. Yorumlarınızı da bol 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 bekliyorum. Gündeki video akıyoruz. Sabah 5'te yine çok güzel bir video gelecek. Pusuda olun. Şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.